Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir yayınlanan eğitim programı bile olmamasına rağmen Cumhuriyet TV ekranlarında haftada 7 gün 7 yayınla coşkuyla, umutla, heyecanla Türkiye'nin eğitimini konuşuyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz Cumhuriyet TV ekranlarında. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, bilimsel, kamusal, çağdaş ve karma bir eğitimi hakim kılıncaya kadar. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir aç çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Bunun için yine bugün önemli bir konuğumuz var. Anadolu Üniversitesi'nden ama şu an yurt dışında Nazarbayev Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Aypay. Evet, merhabalar. Tamam hocam, merhabalar, hoş geldiniz. Yurt dışından olunca biraz zorlaştık. Ben bir tedirgin oldum dedim. Gerçi geçenlerde Amerika'dan yayın yaptık. Dedim herhalde hocaya ulaşamayacağız. Nasılsınız? Ne güzel sizi görmek değerli hocam. Çok teşekkürler. Benim için de sizleri görmek çok güzel. Hocam siz normalinde Türkiye'de Anadolu Üniversitesi'ndesiniz. Yurt dışında neredesiniz? Ne kadar süredir oradasınız? Evet. Şimdi bir aşağı yukarı bir 6 ay oldu ben. Anadolu Üniversitesi'ndeyim. Normalde kadrom orada. Evet. Fakat tabii Nazarbayev Üniversitesi'ndeyim şu an. Evet. Kazakistan'da. Bu evet. Üniversite Kazakistan'ın özel statülü bir devlet üniversitesi. İlginç bir şeyi var. Hocaların %70'i yabancı, İngilizce eğitim yapıyor. Yani farklı bir model. Evet, evet. Dolayısıyla ilginç bir deneyim benim için de. Bizim için o deneyimlerinizi de tekrar sizi ülkemizde görmek istiyoruz bir an önce. Hocam siz eğitim çevrelerini yakından tanıdığı, benim de özellikle takip ettiğim önemli bir eğitim bilimcisiniz. O yüzden bugün sizinle eğitim konuşmaktan keyif alacağım. Hocam hemen konuya gireyim. Sizce Türk milli eğitim sisteminin en önemli temel sorunu nedir? Çünkü ben bir sürü konuk alıyorum ama konuklarımın çoğu eğitim bilimci ve akademisyen olmalarına rağmen günlük sorunlar içerisinde, günlük dini, günlük siyasi problemlerin içerisinde kaybolup gidiyorlar. O yüzden ben sizin bakış açınızı gerçekten çok önemsiyorum. Yazılarınızı, kitaplarınızı da biliyorum. Sizce Türk milli eğitim sisteminin en temel sorunu nedir değerli hocam? Evet, yani benim görebildiğim kadarıyla Türk milli eğitim sisteminin en temel sorunu sistemsizlik. Yani bir sisteminin olmaması. Bunu birçok ölçütle bakınca anlayabiliriz zaten. Yani sık değişmesi, aynı partinin içinde farklı bakanların gelip farklı şeyler uygulamaya kalkması, sürdürülememesi değişimlerin, yapılacak değişimlerin, değişme inancın olmaması bir süre sonra ve çok büyük değişimlerin tartışılmadan birdenbire uygulanmaya çalışılması bu sistemsizliği gösteren aslında çok önemli şeylerdir. Sistem nedir? Tabii burada onu belki konuşmak lazım biraz. Sistem ilkedir. Sistem prensiptir. Dolayısıyla ilkelere dayalı olarak eğitim sistemini yürütmektir. Bunlar olmadığı zaman tabii karmaşa oluyor ve karmaşadan da aslında çünkü karmaşa içinde ne yaparsanız yapın iyi yapamazsınız. Çünkü amacınızı kaybedersiniz, yolunuzu kaybedersiniz, yönünüzü kaybedersiniz ve hızla hareket etmeye çalışırsınız. Oturup düşünecek, değerlendirecek zamanınız olmaz. Dolayısıyla neyi iyi yaptığınızı, neyi iyi yapamadığınızı değerlendirme şansınız olmaz. Dolayısıyla sürekli bir şeyleri değiştirmeye çalışırsınız. Ve eğitimde de bir şeyleri yaptıktan sonra oturup biraz üzerine bakmak gerekiyor, biraz düşünmek lazım. Ben neyi iyi yaptım, neyi iyi yapamadım? İyi yaptığım şeyleri sürdürerek iyi yapamadıklarımı düzeltirsem gelişme ancak bu şekilde olur. Dolayısıyla hani sistem bir bütündür. Çünkü bir yerini değiştirdiğiniz zaman başka yerinde başka sorunlara yol açıyorsunuz. İstenmeyen etkileri oluyor yaptığınız değişiklikler. Dolayısıyla siz bir sisteminiz olduğu zaman aksayan yönlerini
düzelterek geliştirebilirsiniz. Ama sisteminiz olmadığı zaman amacınız belli değil. Yani nereye gideceksiniz? Amacı belli Türkiye Eğitim Sistemi'nin, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda bu ilkelerde bunlar yazılı. Dolayısıyla amacınız belliyse, ilkeleriniz varsa, ne bileyim işte liyakat diyelim, yönetici atama seçiminde liyakat, bütün yöneticilerin ama sadece okul müdürlerinin değil, öğretmenlerin, bütün bakanlıktaki yöneticilerin seçiminde de bunları izlerseniz, bu ilkeler olursa, bütün herkes bu ilkeler için çalışır ve en iyileri hak ettiği yerlere gelmek ister. Dolayısıyla motivasyonu artar insanların. Ve herkese benzer bir şekilde bir örnek bir eğitim vermeye çalıştığınız zaman insanlar şunu düşünür. Ya evet koşullar zor olabilir ama bu herkes için aynı. Dolayısıyla daha iyiye hep beraber ulaşabiliriz inancı oluşur. Bu da nedir aslında? En büyük motivasyon kaynaklarından birisidir. Eğitime inanmadır. Ve eğitime inandığınız zaman eğitimin sonuçlarını çok iyi hale getirebilirsiniz ve geliştirebilirsiniz, nitelikli hale getirebilirsiniz. Hocam siz bize aslında programın girişinde manşeti verdiniz. Reji bizi duyuyorsa, evet, Cumhuriyet TV ekranlarında Profesör Doktor Ahmet Aypay ile Türkiye'nin eğitim sorunlarını konuşuyoruz. Sayın Aypay bize önemli bir manşet verdi. Türk eğitim sisteminin en önemli sorunu sistemsizliktir dedi. Aslında çok makro bir bakış açısı ortaya koydu. Hocam biraz da güncele gelelim yavaş yavaş. Son günlerde özellikle öğretmenler odası gerçekten kaynıyor. Zaten bence Türk eğitim sisteminin en önemli sorunlarından bir tanesi de alandakiler teoriden bazen habersiz, teoriyle ilgilenenler bazen alandan habersiz, bazen bunu dengeleyen sizin gibi değerli eğitim bilimcilere bakanlığın kapıları tamamen açılmıyor. Bakanlıktakiler sahadan kopuk, öğretmenler odası kaynıyor. Son günlerde önemli bir tartışma konusu var. Öğretmenlik meslek kanunu ve buna yönelik bir sınav var. Şu an bütün gündem bu öğretmenler odasında ve bütün okullarda. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi bir öğretmenlerin meslek kanununa ihtiyaç var. Bu herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir konu. Fakat öğretmenlik profesyonel bir meslektir. Yani nasıl doktorlar, tabipler odası varsa, avukatlar veya işte hakimler için barolar varsa, bunun gibi bir meslek kanununa, örgütüne ihtiyaç var. Şimdi sendikalar kısmen bu işi yapmaya çalışıyorlar ama hani orada biraz daha bu bütünlük kaybolup gidiyor. Şimdi meslekleşmenin en önemli şeylerinden bir tanesi. Yani gelişimi sağlayabilmeli. Öğretmen için gelişimi sağlayabilmeli. Adil bir ve açık şeffaf bir yükselme sistemi de kurmalı. Yoksa hani sınavla getirip ölçtüğümüz her şey sonu nihai olarak bir sonuca ermiyor. Biz bunu biliyoruz. Ne zaman biliyoruz? Daha önce yaptık işte öğretmenlik kariyer basamakları. Sınavı yapıldı, bir kez yapıldı, kaldı gitti. Bir daha da adından hiç söz etmedik. Bu haliyle öğretmenlik meslek kanunu da buna benzer. Tabii azıcık ücret artışı getiriyor ama gerçekten bir kariyer perspektifi sunmuyor. Yani bir gelişim perspektifi sunmuyor. Eşit, adil ve gerçekten öğretmenlerin niteliğini artıracak bir perspektif sunması gerekiyor. Bundan yoksun. Mesela neler olabilir bunlar? Bunlardan bir tanesi bu bir meslek olabilmenin. Meslek sosyolojisine göre eğitim, öğretmenlik yarı bir meslek olarak kabul ediliyor. Yani mesela doktorluk ve şeyle karşılaştırdığımız zaman işte avukatlık. Yani orada bir takım kriterler var. Bunlardan hani bir kısmına uyuyor, bir kısmına uymuyor. Öğretmenlik ve eğitim mesleği. Dolayısıyla en büyük sorunlardan bir tanesi mesela mesleğe girişte denetim, çıkışta denetim. Bunu kim sağlayacak? Mesela bu öğretmenlik meslek kanunu buna büyük oranda cevap vermesi gerekiyor. Çünkü bu nitelikle ilgili bir şey. Kimi öğretmenliğe kabul edeceksiniz? Kimin mesleğin icrasını icra etmesini engelleyeceksiniz? Yani birebir tabii ki şey gibi olmayabilir ama hukuk veya işte tıp mesleği gibi olmayabilir ama profesyonel bir meslek için bunların açıklığa kavuşturulması lazım. Hocam bunların açıklığa kavuşması için de bakın siz ne güzel anlatıyorsunuz, ben de sizi dinliyorum. Belki hayata bakış açılarımız bile farklı ama
eğitim bilimi alanında benim gerçekten ciddi manada örnek aldığım insanlardan birisiniz. Şimdi konuşabiliyoruz ve aynı masanın etrafındayız. Bunu buradan kamuoyuna duyuralım. Bu çok önemli. Kamuoyunun gözünden kaçan bir şey. Şimdi iktidara yakın sendikaları saymasak, evet sendikalar kendilerince bir şeyler yapıyor ki yapmaya ciddi ciddi bedel ödeyerek. Eğitim Sen Genel Başkanı ve Eğitim İş Genel Başkanı, Milli Eğitim Bakanı, bakan olduğundan beri bu sendika genel başkanlarıyla görüşmedi bile, muhatap bile almadı. Bırakın öğretmenlik meslek kanununu. Şimdi siz paydaşlarınızı karşınıza almazsanız, aynı masanın etrafında olmasanız bunları konuşamazsınız ki. Lütfen devam edeceğim. Bunu da buradan kamuoyuna duyurayım. Pek bilmeyen bir bilgi çünkü. Yani kesinlikle. Yani bütün hani bütün sendikalar, bütün meslek örgütleri bu anlamda öğretmenlerin temsilcileri. Temsil ediyor ama bakan görüşmüyor. Sırala görüşmüyor. Yani görüşülmesi lazım. Görüşülmesi gerekiyor. Ahmet Hocam bu hengamenin içerisinde ciddi bir hengame var. Şu an sendikalar tweet atıyor. Bir sendika genel başkanı meclise yürüyor bir kısım. Bir kısım bakanlığa yürüyor. Diğerleri işte imza topluyor. Böyle bir hengame var. Bütün bunların içerisinde siz, yani meslek kanunu sordum ama vakti de iyi değerlendirmek istiyorum. Kronik ve yoğun sorunlar olarak neleri görüyorsunuz? Evet. Yani kronik ve yoğun sorunlar olarak şimdi şunları, yani birçok sorun var ama nitelik sorunu en önemlilerinden bir tanesi. Ciddi anlamda mesela okuldan bir kaçış var. Açık öğretim, üniversitede mesela üniversite öğrencilerin çok büyük çoğunluğu açık öğretim öğrencileri oluşturuyor. Bu maalesef lisede de olmaya başladı. Yani bu çok ciddi bir sorun. Yani öğrenci okuldan keyif alması gerekiyor. Ve öğrenciler sınava hazırlanmak için okulu bir anlamda yani terk etmeye başladılar açık öğretim sistemine dahil olarak. Ve öğrenci devamsızlığı çok ciddi. Özellikle bu şeyden sonra, salgından sonra devam etmeyen öğrenciler. Yani eğitimin niteliğini ben en önemli ve en kronik sorun olarak sayabilirim. Bunun tabii altında yatan birçok neden var. Bunların üzerinde konuşabiliriz. İşte bölgeler arası, şehirler arası, okullar arası dengesizlikler, eşitsizlikler olmak üzere birçok bunun altında yatan nedeni sayabiliriz. Hocam, buradan hemen sıyrılalım. Bir genel bir Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı bir problem vardı. Pandemi, salgın. Pandemi ve salgın sonrası eğitimde ne gibi değişimler olduğu olmalı? Çünkü aslında bu bir eğitim adına bir işaretti. İyi değerlendirilebilirdi. Yani negatif bir durumdu ama yeni değişimlere yol açabilecek bir kaostu aslında. Neler oldu, neler olmalı? Evet. Yani tabii hazırlıklı olmak gerekiyor bu tür değişimlere ama hazırlıklı olmasak bile yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Bu bir krizdi. Eğitim sistemlerinin şöyle bir özelliği var. Eğitim sistemleri kendi içinde kendi kendini değiştirecek dinamizme maalesef sahip değil. Bu bütün dünyada böyle. Şöyle bir şey var, dışarıdan gelen zorlamalarla daha çok değişiyor eğitim sistemleri. O zaman evrimden ziyade eğitimde devrime mi ihtiyaç var hocam? Yani şöyle, devrim demeyelim de şöyle, yani hani radikal değişiklikler iyi değil tabii eğitim için. Hı-hı. Eğitim sistemlerinin uyarlanarak gitmesi daha iyi. Fakat İki gibi güçlü. Evet, yani hani ben şunu demek istemiyorum. Yani radikal değişimler olmasın. Olacak tabii ki ama bunları adım adım taşımak. Çünkü sistem bunu gerektiriyor. Sistemi birdenbire ortadan kaldırırsanız ya da yıkarsanız çok ciddi sorun ortaya çıkar. Hayır, söylemeye çalıştığım şu. Eğitim biraz tutucudur kendi doğasında. Onun için onu söylemeye çalışıyorum. Yani eğitime toplum güvenir. Fakat bu güven bir anlamda yanlış kullanılabilir. Nasıl yanlış kullanılabilir? Hani hem çocuklara toplumun değerlerini aktarması gerekiyor. Fakat aktarırken de iyi olan değerleri muhafaza ederek iyi olmayanları da değiştirmesi gerekiyor eğitim. Yani bu ikisini yapmak yapması gerekiyor. Fakat şimdi bir süre sonra bunu yapmamaya başlıyor eğitim sistemleri. Dolayısıyla hani krize doğru gidiyor. Tabii sağlıkla ilgili olan hani bütün dünyayı etkileyen bir kriz. Ama söylemeye çalıştığım şu aslında.
eğitim sistemleri, eğitimciler biraz da kendi kendilerini değiştiremiyorlar. Yani bu bir gerçek. Şimdi bu sadece eğitim için mi böyle? Belki ekonomi için de böyle söyleyebiliriz. Yani işte düşünün, yurt dışında bir şeyler oluyor. Hani bir sistem gibi düşünürsek o bizi de etkiliyor. Dolayısıyla yani kendi içinde oturup insanlar durup dururken ya şu eğitimimizi daha iyi hale getirelim kolay kolay demiyorlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani dışarıdan bu baskı gelince mecburen değiştirmeye çabalıyoruz. Fakat bunu çok iyi kullanamadık. Öğretmenler buradan tabii ciddi bir deneyim kazandı. Acil uzaktan eğitim çerçevesinde. Fakat bunun sürdürülmesi gerekiyor. Yani niye çok ciddi sorunlarımız var eğitimde? Mesela bu ne getirdi? En büyük getirdiği şeylerden birisi daha esnek bir eğitimi getirmesi gerekiyor. Bize önermesi gerekiyor. Niye? Çünkü eğitim gittikçe katılıklardan, katı yapılardan kurtulmayı gerektiriyor. Daha esnek hale getirmeyi gerektiriyor. Bu teknolojinin de getirdiği bir şey. Yani okulu işte dört duvarın içine sınıfa sadece hapsedemiyoruz. O olsun, öğrenciler bir araya gelecek, okul olacak, okul daha farklı işlevler üstlenecek, onları geliştirecek. Fakat biz bu salgının getirdiği bu gelişmeyi, bu süreci daha esnek bir eğitim, daha ihtiyaca yönelik bir eğitim, daha bireyselleştirilmiş, bireye yönelik bir eğitim olarak kullanabiliriz. Oradan elde edeceğimiz kaynaklarımız yine buradaki gelişmeye aktarabiliriz veya eksik kaldığımız eğitim eşitsizliklerine daha fazla kaynak bu anlamda ayırabiliriz. Yani her ülkenin eğitiminde kaynak ihtiyacı var. İhtiyaçlar sonsuz ama kaynaklar sınırlı. Fakat işte buradan elde edeceğimiz kaynaklarla o eşitsizlikleri telafi etme yönünde çok daha iyi adımlar atabiliriz. Bunu yapmadık şimdiye kadar. Umarım bundan sonra yapabiliriz. Yani daha esnek hale getirmek, daha bireysel, bireye göre, ihtiyaca göre eğitim vermek ve okulu, eğitimi sadece okulda ve sınıfta olan bir etkinlikmiş gibi düşünmekten çıkarmak gerekiyor. Hocam, çünkü şöyle bir şey var, yani rekabet edemiyor okul şu an dışarıdaki şeyle. Hani ben rekabet etsin demiyorum, rekabet edince kaybediyor fakat işbirliği yapabilir. Yani bu anlamda onları kullanırsa çok daha kolay öğrenciler okula daha severek gidebilir, daha iyi öğrenebilir, kendi kendilerine daha fazla çaba gösterebilirler, daha bağımsız düşünebilirler, belki daha eleştirel bakabilirler. Tabii bunun tersi de olabilir, fakat bunun için bizim öğrenciye imkan, olanak sağlamamız. Hocam, şimdi bütün bunların ötesinde eğitimin en önemli unsuru doğal olarak öğretmen. Son 7 dakikamız bu arada. Ben ama aslında belki 5 dakika uzatacağım. Sizi bulmuşken çok önemsiyorum fikirlerinizi. Öğretmen yetiştirme açısından neler yapmalıyız? Öğretmen yetiştirme açısından bir kere yani çok temel bir şey. Pedagojik formasyon yasaklanmalı. Yani neden? Çünkü yani umut tacirliği yapıyoruz. Hocam, pedagojik formasyon yasaklanmalı derken ekstradan verilen pedagojik formasyon yasaklanmalı tabii, değil tabii, mi? Tabii. Yani onu kastediyorum. Yani ben anladım. Sertifikayı kastediyorum. Neden? Çünkü yani feneriyattan yetişenler tabii ki bunlar da sertifika almalar lazım bunu. Fakat bunun ücretli ve üniversitelerin bu şekilde verdiği halden çıkarmak gerekiyor. Yani öğretmenlik sınavına girer öğretmen adayları, kazanırlar. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz olarak bu adaylara öğretmenlik formasyonunu kazandırır. Yani daha ciddi, daha gelişime yönelik, daha yararlı, daha faydalı ve daha etkili bir şekilde bu eğitimi kazandırabilir. Yani bunu bir kere durdurmamız gerekiyor. Çünkü bu şekilde giderse kapasite zaten küçük ve bu kapasiteyi aşıyor ve dolayısıyla
yani çok kısa süreli eğitimlerle geçiştiriliyor. İstenen sonuçlar elde edilmiyor. Tabii bu arada bir sürü umut ve kaynağın yanlış yere yönlendirilmesi, insanların hayal kırıklığına uğraması, atanamayan öğretmen sayısının sürekli artması gibi birçok olumsuz sorun. Ahmet Hocam, ben ciddi bir şey soracağım. Yani ben yıllardır köşe yazarı olarak, işte genel başkanlarla çalışmış bir eğitim bilimci olarak, yani sizden farklı olarak, siz tamamen sahadasınız, alandasınız falan. Ben bu pedagojik formasyonu duyuyorum ve sizin gibi nitelikli hocalar gerçekten sorunun çözümünün ne olması, siz direkt söylediniz. Yani pedagojik formasyon sertifikası yasaklanmalı. Şunun gibi bir şey bu. Şimdi ben sabahleyin kalktım, 5 yaşındaki kızımı okula götüreceğim. Arabadan çıktım, 9 tane köpek etrafımızı sardı. Yani sokaklarda 10 milyon üzerinde köpek var. Ama hepimiz konuşuyoruz, her gün konuşuyoruz ama. Yani hayvanları seviyoruz, canlıları seviyoruz ama köpek sorunu çözülsün. Belki 10'a yakın çocuk öldürüldü. Köpekler peki bu sorun niye çözülmüyor? Yani pedagojik formasyon yıllardır konuşuyoruz biz. Ya siz aklı başına bir adamsınız. Burayı yönetenler de aklı. Niye kalkmıyor bu? Valla yani o konuda söyleyeceğim şu olabilir. Biz toplum olarak eğitime inanmıyoruz maalesef. Ciddiye almıyoruz değil mi aslında? Eğitim diyoruz değil mi? Aynen öyle. Bu işi ciddi yapanları da ciddi şekilde oraya getirmiyoruz. Aynen öyle. Yani inandığınız bir şey varsa bunun gereğini yaparsınız. Çünkü onun gerçekten bir takım sonuçlara yol açacağına inanırsınız ve iyi olduğunu düşünürseniz de, inanırsanız da bunun için gerekli şeyleri yaparsınız. Gerekirse kaynak ayırırsınız. Desteklersiniz, çalışırsınız, çabalarsınız ve bu olur. Fakat hani ben birey olarak demiyorum, bakın yine sistem olarak düşünüyorum. Toplum olarak biz eğitime inanmıyoruz. Yani bu açık ve net. Eğitimin gücüne inanmıyoruz. Ve burada çok ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Çünkü inanırsak gereğini yaparız. Gereğini yapmıyoruz çünkü inanmıyoruz eğitime. Halbuki eğitim yani tabii şu değildir eğitim. Yani eğitimde toplumun bütün sorunlarını eğitime tahvil edemeyiz. Yani eğitim bütün toplumun eşitsizliklerini çözemez. Buna gücü de kaynakları da yok. Fakat bunları hafifletebilir. Bunların zaman içinde ortadan kalkmasına yol açabilir. Bütün toplumu hep beraber yukarı ayağa kaldırabilir, geliştirebilir. Fakat bunu diğer kurumlarla beraber yapması gerekiyor. İşte ekonomiyle, Ahmet Hocam, zamanın sonuna geliyoruz. Ben bir 5 dakika uzatacağım ama siz de bize çok önemli şeyler, bir manşet daha verdiniz. İlk manşet en önemli sorun eğitimsizlik. Şimdi de ya ben çekici manşetlerle insanları içeriye alıp sizin gibi değerli insanları dinlemelerini istiyorum. O yüzden manşetleri önemsiyorum. Toplum olarak biz eğitime inanmıyoruz dediniz. Reji bunu da duysun. Belki bunu da kullanabiliriz. Hocam, öğretmen yetiştirmeyi kısaca bir tamamlarsanız hemen ikinci sorumu da sorayım. Yönetici seçimi ve ataması neden önemli? Sizin bu alanda da önemli çalışmalarınız var çünkü. Evet. Yani öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerine çok özel bir önem verilmeli. Yani yok bir takım kriterler getiriyor. İşte 3 tane hoca bulan bölümü açıyor. Yani böyle bir şey olmaz. Bu kadar fazla eğitim fakültesine ihtiyaç yok. Niye? Çünkü öğretmenlik daha çok devletin istihdam ettiği bir meslek. Ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar veya ondan birazcık fazla olabilir. Hani herkesin öğretmenliğe gitmediğini düşünürsek. Ama nitelikli yetiştirmek için bu fakülteleri sayısını azaltmamız gerekiyor. Veya en azından onu yapamıyorsak öğrenci sayısını azaltmamız gerekiyor. Ve öğretmenlik için iyi adaylar seçmemiz gerekiyor. Üniversitelerdeki eğitim fakültesi öğretim elemanlarını çok ciddi bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor ki yani burada belki kriterleri, atama yükselme kriterlerini buna yönelik olarak tanımlanması gerekebilir. Çünkü siz sadece yayını bir yükselme kriterleri olarak yaparsanız insanlar yayın yapmaya başlıyor. Gerçekten öğretmenlere, öğretmen adaylarına faydalı olacak şeyleri o zaman yapmaya biliyorlar. Dolayısıyla bunları dediğim gibi bakanlık ve YÖK'ü de işin içine katarak sistem bütünlüğü içinde temel kriterleri belirledikten sonra bazı konularda fakültelere bırakarak devam etmesi gerekiyor. Fakat bizdeki bu öğretmen yetiştirmek temel sorunlardan bir tanesi de şu. Biz bir değişikliği yapıyoruz, ondan sonra bırakıyoruz, izlemiyoruz, takip etmiyoruz, ne olup bitiyor, ona bakmıyoruz.
Ondan sonra olumsuz sonuçlar çıktığı zaman onu tekrar sil baştan yapmaya çalışıyoruz. Yani eğitim fakülteleri, Türkiye'nin ciddi bir öğretmen yetiştirme deneyimi var. Geçmişte bir sürü okulları vardı. Yani öğretmen okulları, ne bileyim köy enstitüleri, bir sürü okulları var. Bunları, deneyimlerini şu anki eğitim fakültelerine uyarlayarak geliştirmemiz gerekiyor. Yani deneyim var aslında. Fakat bu deneyimi biz çok kolay çarçur ediyoruz ve kullanmıyoruz. Başka yerlere bakıyoruz. Bu da aslında sorunumuzu bu anlamda çözmüyor. Hocam, yönetici seçimi ve ataması neden önemli? Bir okul yönetici çok önemli. Niye? Çünkü bakın, öğretmenliğin dikey yükselme olasılığı çok az. Yani müdürlükte yükselme değil ama bakanlığın diğer pozisyonlar için tabii ki dikey yükselmeden bahsedebiliriz. Öğretmenlerin çabalarının sonuca ulaşması için hem öğrencilerin, hem öğretmenlerin ve hem okuldaki diğer bütün personelin, aslında anne babaları da bunun içine dahil edebiliriz, bütün hepsinin çabalarının sonuç vermesi için okulu yöneten kişinin liyakatlı olması gerekiyor. Yani deneyiminin olması lazım, öğretmenliği iyi bilmesi lazım, çocuğu iyi tanıması lazım, toplumu iyi tanıması lazım ve işini bilmesi lazım. Yani onlara liderlik edebilecek bir kapasitede olması lazım. Şimdi öğretmen geliyor okula, bakıyor ki kendisine rehberlik edemeyecek birisi karşısında ve sürekli olumsuz şeyler yapıyor. Öğretmenin de şevki kırılıyor. Yani bütün motivasyon, eğitim aslında bu anlamda bir motivasyon ve işbirliği işidir en temelde. Dolayısıyla öğretmenlerin motivasyonu en değerli kaynaktır. Öğrencilerin de öyle. Bunu sağlayacak kişi okul yöneticisidir. Ve diğer eğitim yöneticileridir. Yani ben sadece okullar için demiyorum. Bütün Milli Eğitim Bakanlığı için nasıl orduda bir atama yükselme sistemi var, bunun gibi bütün kademedeki yöneticiler açık ve şeffaf ilkelerle yükselmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bunun için de aslında yapılacaklar belli. Bunların yapılması gerekiyor. Ahmet Hocam zamanın sonuna geliyoruz. Şu soruyla tamamlayın isterseniz. Son iki dakika daha vereyim. Bunu üniversitelerle birleştirirseniz, çünkü siz iyi bir akademisyensiniz aynı zamanda. Üniversiteler hakkında neler söylersiniz bu soruyla beraber? Aynı şekilde üniversitelerde de, yani rektörlük için, dekanlık için koşullar ortaya çıkmalı. Şimdi liyakat dediğim şey aslında bu. Bütün hangi yönetici olursa olsun yöneticilik kriterlerini belirlersiniz siz minimum olarak. Onun üstüne çıkarsa iyi olur. Bu şunu getirecek aslında. Bu kriterler belirlenirse zaten insanların o kademelere kendi çabalarıyla geldiklerini inanırlarsa ve bunu düşünürlerse dolayısıyla gerekeni yapmaktan çekinmezler. Ama onları birisinin bir yere getirdiğini düşünürlerse tabii o kim getirdiyse onları o pozisyona onun istediğini yapmaya daha meyilli olurlar. Dolayısıyla bu anlamda liyakat üniversiteler için de diğer okullar için de, bütün milli eğitim sistemi için, aslında bütün yönetici kademeler için olmazsa olmaz. Yani aksi halde şundan, yani şunu söylememiz gerekiyor. Okuduğumuz, yazdığımız, çizdiğimiz şeylerin hiçbir faydası olmaz. Yani liyakatli birisinin, yeterliklere sahip birisinin üniversiteleri veya işte okulları yönetmiyorsa, bu kişiler oraları yönetmiyorsa, bizim yaptığımız şeylerin çok bir anlamı yok. Niye? Çünkü gelişim için belli kriterleri, belli aşamalardan geçmiş bireyler gerekiyor ve bunların yönlendirmesi gerekiyor. Yani aynı şeyleri, aynı hataları tekrar tekrar yapıp başka sonuçlar beklememiz. Hocam, yani aslında sizin bu söylediğiniz tüm bu konuşulanları, bu siz değerli eğitim bilimcilerinin politikalarını uygulayacak olanlar liyakatli yöneticiler, liyakatli işte öğretmenler. Ama problem şu. Şimdi düşünün, 1 milyon öğretmenin olduğu bir Milli Eğitim Bakanlığı var, sadece öğretmen. Şimdi burayı, bu 1 milyon öğretmeni kim yönlendiriyor? Bakandan sonra İnsan Kaynakları Genel Müdürü yönlendiriyor. Şimdi siz kapıdan bulduğunuz bir adamı getirip İnsan Kaynakları Genel Müdürü yaparsanız, selamünaleyküm, aleykümselamla bu işi götürürseniz 10 yıl
aynı kişi insan kaynakları genel müdürü yaparsanız siz bu işin içinden çıkamayın. Ya da şeyi düşünün. Yani aynı şeyi YÖK için düşünün. Aynı şeyi rektör için düşünün. Aynen. Yani objektif kriterler getirmezseniz bunun hiçbir anlamı yok. Ve herhalde şu da önemli. Bu ülkede müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olmak için sınava girmeniz gerekiyor. Ama genel müdür olmanız için herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Hiçbir liyakat yok. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler? Size doyum olmuyor. Bir başka programa daha alalım sizi. Onun sözünü de alalım. Tabii ki. Yani başladığımız gibi bitireyim ben. Yine hani bunların hepsi aslında bakın bir sistemsizliği gösteriyor. Sistemin gerekliliğini, ilkelerin gerekliliğini bize açık ve net gösteriyor. Bu olmadığı sürece de aynı şeyleri konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Tamam. Teşekkür hocam çok ederim. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Görüşürüz. Sağ olun hocam. Bugün yine önemli bir konuğumuz vardı. Anadolu Üniversitesi'nden ama şu an yurt dışında Nazarbayev Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Aypa ile Türk eğitim sisteminin sorunlarını konuştuk. Ahmet hocam bize Türk eğitim sisteminin en önemli sorununun sistemsizlik olduğunu söyledi. Sonrasında önemli bir başlık daha verdi. Biz toplum olarak eğitime inanmıyoruz dedi. Evet, Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin, dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Türkiye'de haftada bir yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen 7 programla Cumhuriyet TV ekranlarında Türkiye'nin en önemli sorununu eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Ben Şahin Aybek, herkese iyi, güzel ve eğitimli bir gün diliyorum. İyi günler.